Bu videomuzda Anadolu Selçuklu Devleti'nin son sultanı 2. Mesut'un hayatından kısaca bahsedelim. Anadolu'nun Moğol hakimiyetinde olduğu yıllarda Sultan 2. İzzettin Keykavus'un 1279 yılında Kırım'da vefat etmesi üzerine 2. Mesut, 1280 yılında deniz yoluyla Sinop'a gelmiş ve Kastamonu Uçbeyi Çobanoğlu Yavlak Aslı ile birlikte önce Moğol valisi Samagar Noyan'ın ardından da İlhanlı hükümdarı Aba Kağan'ın yanına gitmiştir. Aba Kağan ise Erzurum, Erzincan, Sivas ve Harput'un idaresini Sultan Mesut'a tahsis etmiştir. Daha sonra İlhanlı hükümdarı olan Argun Han döneminde ise 2. Mesut, Anadolu Selçuklu Sultanlığı'na getirilmiştir. Böylece Sultan Mesut önce Kayseri'de ardından Konya'da 1284 yılında tahta çıkmıştır. Sultan Mesut da kendisinden önceki sultanlar gibi adeta gölge hükümdar olmaktan öteye gidememiş, bu dönemde de ülke Moğol komutanları ile İlhanlılar adına Anadolu'yu idare eden valilerin hakimiyeti altında kalmıştır. 2. Mesut döneminde de önceden olduğu gibi Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlılara vergi ödemeye devam etmiş, ayrıca Anadolu'da bulunan Moğol ordularının ihtiyaçları da Selçuklular tarafından karşılanmıştır. İlhanlı tahtına Gazanhan çıktıktan sonra Sultan 2. Mesut'un idaresinden memnun olmaması üzerine Sultan 2. Mesut Anadolu Selçuklu Sultanlığından azletilmiş, yerine ise yeğeni 3. Alaaddin Keykubat Sultan ilan edilmiştir. Ancak Sultan Alaaddin döneminde Anadolu'da zulüm ve isyanlar daha da artmış ve Sülemiş isyanı da bu dönemde çıkmıştır. Gazanhan 1303 yılında Sultan 3. Alaaddin Keykubat'ın yerine tekrar Sultan 2. Mesut'u Anadolu Selçuklu tahtına çıkarmıştır. 1308 yılında hayata gözlerini yuman Sultan 2. Mesut, Anadolu Selçuklu Devleti'nin son hükümdarı olmuştur. Uzun yıllar Moğol İlhanlı hakimiyetinde olan Anadolu Selçuklu Devleti, Sultan Mesut'un ölümünden sonra tamamen dağılmıştır. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Bizi izlemeyi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.